Geri dönüşüm fuarında çevre teknolojilerini temsilen bakır kablo ve lastik geri dönüşüm makinalarıyla yerini alan Melikşah Makina'nın yönetim kurulu başkanıyla sektörün bugününü ve yarınını Eko Gündem'de değerlendiriyoruz. Geri dönüşüm sektörüne Konya'da ürettiği kablo kırma, soyma ve lastik geri dönüşüm makinalarıyla yön veren Melikşah Makina'nın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Enver Şinik, 2005'te adım attığı sektörde bugün Avrupa ile yarışır hale gelmenin gururunu yaşıyor. 40 metrelik bir kare bir dükkandan, yani ufak bir yerden, 225 metrekareye geçtik. Sonra organize sanayide fabrikamız oldu, Allah razı olsun. Epey emeklerle bu hale geldik yani. Şimdi devasa bir makine yapıyoruz. 36 ülkede makinemiz var. Türkiye'de 320 tane makinemiz var. Verdiğimiz sektörler şu. Kablo fabrikaları, metal işi yapan hurdacı kardeşlerimiz, hurda geri dönüşümü yapanlar. Plastik ve bakır ham maddenin daha verimli kullanılmasını sağlayarak ekonomiye de katkıyı artırıyor. Plastik çıkarttıkları zaman ayakkabı oluyor, ayakkabı tabanı oluyor, paspas oluyor. Bakırı da borsa takip ediyor zaten. Borsa biliyorsunuz, borsa neyse, altın neyse, o da dolarla giden bir şey. Borsayı takip ediyor, bakır geri dönüyor. Bakır da bir gram dahi boşa gitmez, bir gram. Kaç çeşit ürününüz var? Ürün yelpazenizden de biraz bahseder misiniz? İlk etapta kablo soymayla girmiştim ben bu işe. Kablo soymada baya baya başarılı olduk. Kablo soymadan sonra müşterilerimizin isteği üzerine ya biz ince kabloları, bu araç tesisatlarını, şunu bunu nasıl yapacağız derken kırmaya geçtik. Kabloyu kırıyoruz. Bakır ile beraber kırıyoruz. Bir kendi icat ettiğim bir elek var. O elekle hava sistemiyle, vakum sistemiyle birbirinden ayrıştırarak plastiği bir tarafa, bakırı bir tarafa akım yapıyor. Bu yıl 9. kez kapılarını açan geri dönüşüm fuarına son 4 yıldır düzenli olarak katıldıklarını söyleyen Enver Şinik, gördükleri ilgiden ve fuarın gelişiminden memnun. Rev, biz geldiğimizde buraya 4 yıl önce geldiğimizde rev burada yarım holdü. Hol yarımdı. Yapanlara teşekkür ediyorum. Bilhassa Namık Bey'e teşekkür ediyorum. Biz geldiğimizde holde yani yarımdı yani. Diyelim ki 200 esnaf varsa şimdi bugün 425 esnaf katılmış. Enver Bey, ne hedefliyorsunuz bundan sonrası için? Siz 2005 yılında girmişsiniz sektöre ve çok kısa denebilecek bir zaman diliminde aslında arzu edilen örnek bir seviyeye ulaştırmışsınız. Bundan sonrası için ne hedefliyorsunuz firmanız adına? Beni bıraksalar uçak yapacağım ama bırakmıyorlar yani. Daha ileri gitmek için daha güzel şeyler yapalım. Memleketimiz için, vatanımız için, yani ekonomimiz için, geri dönüşüm için. Bana deseler ki şunu geriye çevir, ben hemen düşünürüm, o gece uyumam, ona makine yapmaya çalışırım. Yani çalışmamız lazım. Patentini de alıyorsunuz sanıyorum. Her şeyin patenti var. Sakın yapmaya kalkmasınlar, yanarlar. Ömrünü tamamlamış lastiklerin geri dönüşümüne imkan sağlayan makinalarıyla çeşitliliği artıran ve 36 ülkeye ihracat gerçekleştiren firmanın yönetim kurulu başkanı Şinik, yerli üreticinin desteklenmesi talebiyle sözlerini noktalıyor. Avrupa'dan mal almayalım, burada yapsınlar, kendileri yapsınlar, çekiçle etsinler, bıçakla kessinler ya. Yani almasınlar 1200 bin, 300 bin euroya. Yani o, nedir bu yani, eurolar nereye gidiyor bizim eurolarımız? İthalatı durduralım, yerli üretimi destekleyelim, üreticiyle. Biz satalım onlara ya.